Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, Bir Pınar'ın Kaynağından programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen sorulara cevap vereceğiz ve gündemde çok tartışmalı konular var. Bunları da Pınar'ın Kaynağında yorumlayacağız. Evet, ben Hakkı Bey'e öncelikle merhaba demek istiyorum. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Buyur Samet Bey. Hakkı Bey, bu hafta da gündemde sıcak bir tartışma var. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri gerçekleşiyor şu anda. Ve bu görüşmeler sırasında AK Partili Cengiz Aydoğdu'yla CHP grupları arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışmada AKP'li Cengiz Aydoğdu, şeriat bizim hukukumuzdur, şeriat her şeyin üzerindedir şeklinde bir ifade kullandı. Engin Özkoç da laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku, medeni hukuktur, böyle bir şey söyleyemezsin şeklinde bir ifadede bulundu. Tabi bu sırada meclis başkanı da olaya müdahale ederek öyle bir şey demedi, deseydi ben müdahale ederdim şeklinde bir tartışma yaşandı. Bu konu hakkında seyircilerimizden çok sayıda yorum ve soru geldi. Bu konu hakkında Pınar'ın Kaynağında ne var? Şeriat bizim hukukumuz mudur? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar değerli izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Şimdi bu meclisteki tartışmalar, yani bu ülkenin nasıl bir yararına olur, bunları bilmiyorum. Bilemem, izah etmeme de gerek yok. Ama bu tartışmalar bizim işimize yarıyor. Onların tartışmasından böyle küllenmiş, tozlanmış bazı kavramların net olarak toplumla paylaşmasına sebep oluyorlar. Hepsine, muhalefetiyle, iktidarıyla hepsine teşekkür ediyorum. Konu edilen sözcük şeriat sözcüğü. Şimdi birinci planda bu Sayın Aydoğdu'nun şeriat bizim hukukumuzdur, şeriat her şeyin üzerindedir derken burada gerçek hukukumu, İslam şeriatını mı yoksa Emevi şeriatını mı kastettiğini de bilemiyorum tabii ki. Öyle bir şey var. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi biraz sonra hepsini açıklayacağım. Net net hepsi ortaya konacak. Şöyle bir şey var ki yasallaşmış, yasalarla ortaya konmuş konular da maalesef hukuk olarak niteleniyor. Halbuki yasa ayrı bir şeydir, hukuk ayrı bir şeydir. Dünya üzerindeki yasaları inceleyecek olursanız %99'unun da hukuka aykırı olduğu görülür. Altını çiziyorum. Dünya üzerindeki yasaların %99'u maalesef hukuka aykırı yasalardır. Ondan sonra ben konu şeriat sözcüğü üzerinden geldiğinden şeriatı anlatayım burada. Şeriat ne demek? Şimdi değerli izleyicilerimiz, size şunu anlatayım önce. Sözcükler, yani dünya dillerinde kullanılan sözcükler o milletlerin, o toplumların kendileriyle doğanın arasındaki ilişkilerden yaratılmıştır. Bütün dillerde böyledir. Şimdi şeriat sözcüğü de Arapça bir sözcüktür. Arapçada bu sözcüğün öz anlamı, şeriat sözcüğünün anlamı suya giden yol demektir. Suya giden yol. Şimdi yani insanların ve hayvanların su içmek için suyun bulunduğu yere gittiği yol. O yola şeriat denir. Yani bu sözcük bu anlamda türetilmiştir, bu anlamda yaratılmıştır. Önce belirteyim. Yani şöyle söyleyeyim, önemli yerlere giden yollara şeriat denir. Hatta şu anda da Araplar ana arterlerine, şehirlerinin ortasındaki büyük caddelere şari denir. Şeriat sözcüğünden getirirler. Yani önemli yerlere giden yollara da şeriat veyahut da şari diye ifade ederler. Şimdi şeriat din dilinde, bakın şimdi sosyolojiye getirdiğimiz zaman burada orijinal tabiri hukuk kitaplarında, yani hukuk kitaplarındaki orijinal tabiri Arapça kaynaklı olduğundan dolayı Eşşeriatü mâ şerâ Allahu li ibâdihi mineddîn diye ifade edilir. Yani Allah'ın kulları için koymuş olduğu kurallar bütünü. Şeriat Allah'ın
kulları için koymuş olduğu kurallar bütünü demektir. Orijinal anlamı budur. Şimdi bu sözcüğün yani dindeki anlamının Arap bedevisinde yani kentleşmemiş, sosyal yönü oluşmamış dağdaki bedevilerin icat ettiği sözcükle olan ilişkisi şudur. Yani nasıl ki su kaynağına gidebilmek için kullanılan yol hayati bir önem taşıyorsa, insanların da dünya ve ahirette mutlu olmalarına vesile olacak ilkeler de aynen o önemi taşımaktadır. O da o yönde yararlıdır. Yani şöyle söyleyeyim, şeriat insanları dünya ve ahirette mutlu edecek şeylere götüren yol demektir. Şeriatın öz anlamı budur. Şimdi bu şeriat sözcüğünden türeme sözcükler Kur'an'da 5 yerde geçer. Ama Câsiye suresinin 18. ayetinde direkt olarak şeriat olarak geçer. Lütfen yani bu şeyi Câsiye suresinin 18. ayetini hem ekranda gösterirsek hem mealinde sizler takdim ederseniz çok memnun olacağım. Tabii. Evet. Buyurun. Şöyle ayetin meali, sonra da seni Allah'ın kendine özgü işlerinden apaçık bir yol haritası, toplu yaşam ilkeleri sahibi yaptık. Artık sen ona uy. Bilmeyen kimselerin boş iğreti arzularına uyma. Evet. Bu ayette Allah açıkça peygambere diyor ki benim kendi işim yol göstermek, kılavuz olmak benim işimdir. Bu işimden bir tanesi olmak üzere sana bir şeriat yaptım diyor. Yani bir hayat kılavuzu yaptım. Sana apaçık bir yol haritası verdim diyor. Sen ona uyacaksın diyor. Ve böylece sen benim koymuş olduğum, vermiş olduğum yol haritasına uy. Sen başka kimselerin boş iğreti arzularına uyma. Şeriat sözcüğü burada apaçık ifadeyle Allah'ın koyduğu kurallar, Allah'ın koymuş olduğu, bize vermiş olduğu yol haritası demek. Şimdi buna iyi dikkat edelim. Şimdi burada anlatacağım şey çok önemlidir. Şimdi burada birinci mesele, burada Allah şeriatı benim koyduğum şeriat diyor. Öyle. Şimdi ve bunu Allah kulları için koymuştur. Bu ayette bu iki nokta üzerinde iyi duralım. Şimdi ama zaman içerisinde, bakın zaman içerisinde şeriat sözcüğü maalesef yozlaştırıldı. Emeviler döneminde Allah'ın koyduğu şeriat bir tarafa bırakılarak şeriat ikileştirildi aslında. Birine şer'i hukuk dendi, birine de örfi hukuk dendi. Şer'i hukuk Allah'ın koymuş olduğu kurallardı. Örfi hukuk da normal olarak muktedirlerin, iktidar gücünün ortaya koyduğu kanunlar, kurallar vesaireydi. Ama zaman içerisinde, bakın zaman içerisinde kesinlikle bu büyük bir iddiada olacak ama gerçektir. Örfi hukuk dediğimiz sultanların, meliklerin, kralların koymuş olduğu hukuk, İslami hukuku, Allah'ın koymuş olduğu hukuku yok etti. Ortadan kaldırdı. Şimdi ve yakın zamanlarda şeriat dediğimiz zaman bunun öz anlamada buydu ama din anlamında kullanılıyordu. Çünkü Allah'tan gelmiş kurallar bütünüydü. Daha sonra ise maalesef şeriat sultanların icat ettiği hukukun, örfü hukukun adı oldu. Şimdi bizde de şöyle bir şey vardır. Hani mesela bu şeriat sözcüğünden türeme meşru, gayrimeşru sözcükleri vardır. Meşru sözcüğü şeriata uygun demektir. Şeriadan gelir o da, yasal, legal demek. Ama gayrimeşru dediğimiz zaman yasal olmayan demek, illegal demek. Bunu biz Türkçe'de de kullanırız bunu. Ama bunların Allah'ın koymuş olduğu kurallarla, Allah'ın indirdiği şeriatla en uzaktan bir yakından alakası yoktur. Şimdi şöyle bir şey yapacağım burada. Şimdi
Şeriat dediğimiz zaman Allah'ın koyduğu kuralların bütünü dedik. Kulları için. Burada kesinlikle Allah'ın koymuş olduğu kurallara bağlılık söz konusu. Onların korunması söz konusu. Aksi halde orada şeriat söz konusu olmaz. Şimdi şu uyarı da bulunayım burada. Emevilerden sonra Arapların tümünde, mesela Abbasi döneminde, Osmanlı'da, Selçuklu'da hukuk tamamen Emevi hukukudur. Allah'ın koyduğu şeriat hukuku değildir. Bunların hiçbirisi İslam devleti niteliği taşımaz. Şimdi bunun en vurucu noktasını şöyle anlatayım size şöyle. Mesela bizim atalarımızın, o da bizim yani bunu inkar edemeyiz. Osmanlı döneminin hukukunu ele alacak olursak anayasasından başlayalım. Daha önce birkaç defa da vurguladım ben bunu. Mesela Osmanlı Anayasası'nın 5. maddesi tamamen şeriata aykırı, Allah'ın koymuş olduğu kurallara aykırı bir anayasa maddesidir. Şöyledir: Zatı Hazreti Padişahinin nefsi hümayunu mukaddes ve gayrimesuldur. Evet, bunun Türkçesi şudur tam şeyiyle, yani padişah mukaddestir, kutsaldır Allah gibi ve kesinlikle sorumsuzdur. Hiçbir icraatından da sorumlu tutulamaz, hesaba çekilemez. Bu nedir diyecek olursak, bu direkt olarak Allah'ın niteliği olan bir sıfattır. Öyleyse anayasanın maddesi, yani anayasa böyle başladığı zaman bu anayasadan kaynaklanan diğer maddeleri, diğer hukuku, diyelim ki medeni kanununu, ceza kanununu vesaire, onları bir düşünün. Onların şeriatla, Allah'ın indirdiği dinle ne kadar alakası vardır. Şimdi bunu da şey yapalım. Bu nedir? Burada neden bu örneği verdim diyecek olursanız, şöyle bir olay var. Şimdi şöyle. Şimdi bir icraatta, bir yönetimde, bir anlayışta şirk varsa, yani Allah'a ortak koşma varsa, orada din yoktur, İslam dini yoktur. Orada iman yoktur. Orada işleyeceğimiz, ileride hani şeyde de gösterdiğiniz hani kirli iman vardır, kirli. Şimdi bu nasıl diyelim ki şöyle, hani şeye anlatılan, atfedilen, Napolyon'a atfedilen bir anekdot var. Şimdi generalin birisi savaşta mağlup olmuş, divanı harbe verilmiş. General savunmasını yaparken 100 tane madde sıralamış, haklı olduğunu, yenilmesinin nedenlerini. Ve böylece savunmaya geçmiş. Napolyon'un da bulunduğu bir mecliste, yani divanı harpte. Adam, birinci mesele, yenilmemize sebep askere verecek paramız yoktu demiş. 100 maddenin içerisinde birinci bunu demiş. Napolyon ortaya kalkıvermiş hemen orada. Mahkeme bitmiştir, beraat demiş. Para yoksa savaş yoktur, para yoksa zafer yoktur demiş. Olay bu kadar basit. Bunu neden anlattım biliyor musunuz? Bir icraatta, bir yönetimde, bir din şeyde, bir devlet idaresinde iman yoksa kesinlikle orada da şeriat yoktur. Geri maddelerde böyledir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani. Bunu şöyle söyleyeyim. Bugün İslam'daki şeriatı şeriat isteyen adamlara getirsen, önlerine koysan kesinlikle o şeriatı istemezler. Onların istediği şeriat İslam'da olmadığı halde Emevi döneminden bu yana dine, hukukta demeyeyim de devlet yasalarına girmiş olan İslami olmayan uygulamalardır. Mesela onlar ne ister? Onlara göre şeriat neden ibarettir? Hırsızın elini keseceksin. Şeriatları bu. Zina etmiş kişileri recmedeceksin. Bir de 4 tane hanım alabilecekler beyefendiler. O var. Ve bir de istedikleri kadar cariye sahip olabilecekler. Bunlar, şeriatı bundan ibaret diyorlar. Ve bunun gelmesini, bunların yasalara konup uygulamasını isterler. Ama gerçek İslami şeriatı kesinlikle istemezler.
Onu söyleyeyim. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Allah'ın peygamberi Muhammed ortaya çıksa, elinde Kur'an'la Allah'ın emrettiği şeriat budur, gelin bunu uygulayacağız dese, peygamberi sopayla kovalarlar, taşlarlar, öldürürler. Onun için şeriat farklı bir şeydir. Şimdi bu şeriat, İslam şeriatı diyeyim, zamanlar ötesi, mekanlar ötesi, Allah tarafından konulmuş ana ilkelerdir. Şimdi bu şeye de geleceğim. Şimdi bu yani evrenseldir ve zamanlar üstüdür. Bir şey daha anlatayım burada. Eskiden yani bu Emevi hukukunda ve bize intikal etmiş şeylerinde, şimdi esmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz diye bir madde vardır. Yani bu bizim eski şeyin, anayasamızın, şöyle diyeyim, hani şeyde mecellenin de öyle söyleyeyim, 39. maddesidir. Yani bunun Türkçesi, zamanın değişimiyle, zamanların değişimiyle hükümler de değişir. Bu onların değişmesi de ister istemez inkar edilemez gibi bir maddedir. Şimdi bu doğrudur da bu Allah'ın şeriatında doğru değildir. Allah'ın şeriatı kesinlikle evrensel ve zamanlar üstüdür. Bakın bunu öyle iyi anlayacaksınız şimdi. Şöyle diyeyim. Mesela bu neye aittir? Şimdi şöyle. Mesela bizim çocukluğumuzda veyahut da Cumhuriyetimizin ilk yıllarında tartı aletleri vardı. Tartıda okka vardı, dirhem vardı. Kim şimdi gençler bunu da pek anlamayacaklar. Yani böyle şey yapalım. Evet. Ama sonradan bunlar bu çağa uymak yönüyle bizim ölçü birimimiz diyelim ki gram oldu, kilogram oldu, kilogramın alt katları var, üst katları var vesaire gibicesine. Bakın tartı ölçüsü okkadan, dirhemden çıkarılıp kilograma değiştirildi. Bu doğru bir şeydir, bu olur. Uzunluk ölçüleri de eskiden... Uzunluk ölçüsünde de yok boyu, yok öğendire boyu, zira, arşın gibi şeylerle ifade ediliyordu. Yine evrensel şeylere uysun diye metre, santimetre, bunların as katları, üst katları gibi şeyler değişti. Bu da güzel. İşte değişim bunlardır. Ama mesela şimdi bu konularla ilgili Allah'ın koymuş olduğu ilke ne diyecek olursanız, bakın zaman üstü. Allah ne diyor? Tartıda, ölçüde hile yapmayın. Allah'ın koyduğu ilke buydu. Mesela bu ilke hiçbir zaman işi değişmez. Bakın hiçbir zaman değişmez ve değişmemelidir. Evrenseldir, onu söyleyeyim, ve zamanlar üstüdür. Bunun ötesinde, bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi maalesef ve maalesef üzüntüyle söyleyeceğim bunu. Mesela Allah diyor ki zinaya yaklaşmayacaksınız, zina haramdır diyor. Bu değişir mi? Allah'ın koymuş olduğu şeriat kanunu olarak bu değişemez. Bu değişmez. Ama bu esmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz kuralınca maalesef biliyorsunuz zaman değişti. Artık Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Avrupa Birliği'nde zina suç değil diye zina suç olmaktan çıkarıldı. Buyurun. Bu İslam'a aykırı, şeriata aykırı bir şeydir. İslam şeriatında budur. Yani bu hani şeriat bizim tartışılmaz hukukumuzdur diyen kişiler bunu da iyiden iyiye bir düşünmeleri lazım. Şimdi şöyle anlatayım. Peki bu şeriatta yani Kur'an'ın getirmiş olduğu konu ettiğimiz ana şeriatta neler var? Onlardan da biraz bahsedelim. Şimdi şöyle. Onları bahsederken ben böyle kısa bazı şeyler, yani dedik ki Allah'ın koymuş olduğu şeriat evrensel ve zaman üstüdür dedik. Öyleyse mesela şu, bu anda şöyle hitap edelim. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nin tümü İslam şeriatına uygundur. İnceleyin. Tamamen uygundur. Şimdi gelelim. Bizde tek tek neler var? Mesela
Şeriatta, hani konu ettiğimiz şeriatta, Allah'ın getirmiş olduğu şeriatta neler var? Bir, net söylüyorum bakın. Allah'ın getirmiş olduğu şeriatta asgari ücrete vergi olmaz. Şeriatta refah tüm topluma yayılacak. Şeriatta yoksulluk, yolsuzluk olmaz. Şeriatta yalan, riya, iftira, kumpas yok. Şeriatta ana baba aleyhine bile olsa tanıklığı saklama yok. Şeriatta 40 yaşından aşağı milletvekili olmak da yok. Şeriatta kamu görevlerinde ehliyet, liyakat şart. Şeriatta kamu görevi emanettir, ihanet edilemez. Şeriatta zengin olanlar kamu hizmetinden maaş almayacak. Şeriatta fıtrata aykırı yasa ve uygulama olmayacak. Şeriatta adaletten taviz yok. Şeriatta gardırop modası, kılık kıyafetin dine sokulması yok. Şeriatta lüks, israf, saltanat yok. Şeriatta sömürü yok. Şeriatta devlet millet içindir. Millet devlet için değildir. Şeriatta komşusu açken tok yatmak yok. Şeriatta boş durmak, tembellik, asalaklık yok. Şeriatta doğaya zarar vermek, doğayı kirletmek, doğayı katletmek yok. Şeriatta kula kulluk yok. Şeriatta bir kibirlerine ötekileştirme yok. Şeriatta din sömürüsü yok. Şeriatta Allah'la aldatma yok. Şeriatta kimsenin dokunulmaz, sorumsuzluk, kutsallık zırhı yok. Şeriatta rüşvet alma, rüşvet verme yok. Şeriatta faiz alma, verme, tefecilik yok. Şeriatta miskinlik, suskunluk yok. Yani üç maymunu oynamak yok. Şeriatta sadakayla, beslemeyle kişileri köleleştirme yok. Şeriatta gençleri niteliksiz yetiştirme yok. Daha neler neler. Şimdi bu ilkeleri, yani bu ilkelerin tümünü dikkate aldığımız zaman şeriat isteyen kişiler, kimseler böyle bir şeriatı, böyle bir kanunu isterler mi? Şimdi burada şey yapalım. Bütün mesele bu. Burada bu ilkeler, şeriatın ana ilkeleri, dahası var. Yani bunları daha bunun gibi 100-200 tane madde ilave edebiliriz biz bunlara. Peki bunu böyle isteyebilirler mi? Evet. Şimdi öyleyse, şimdi buradaki kişinin kastettiği ne? İslami şeriat mıdır? Yani gerçek olarak şey mi? İslam'ın getirmiş olduğu hukuk düzeni midir? Yoksa Emevilerden bu yana atalarımızın dediğim gibi Abbasi'den, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan getirmiş olduğu kanunlara mı diyor şeriat? Şimdi bunu da tabii kendisi bilir. Eğer ki kendisi yani tutup da İslam'ın öngördüğü ana ilkeleri kastediyorsa başta bunu uygulamada kendileri ön ayak olmalı, göstermeleri ve bunu da aşikara o mecliste kamuoyuna duyurmalı derim ben. Şeriat böyle. Yani şeriat, bir Allah'ın getirdiği şeriat var. Bir de Emevilerden bu yana devletlerin, sultanların, meliklerin kendilerinin uydurduğu mesela şeriat var. Hatta şöyle söyleyeyim bunu. Mesela çocuklarımıza küçükken öğretirler. Hani edille-i şeriye dörttür diye. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha diye. Bu edille-i şeriye dediğimiz dinin falan değil. Allah'ın şeriatının da kaynakları değil. Bu Emevi dininin kaynaklarıdır. Yani bakarlarsa Kur'an'a bakacaklar. Yoksa peygamber şöyle yapmışmış onu bulacaklar, bulabilirlerse. Ondan sonra kıyastır, icmadır falan filan. Bu da dediğim gibi Allah'ın şeriatının kaynakları değil, Emevi dininin, Emevi şeriatının, örfi hukukun kaynaklarıdır. Onu da burada belirtmiş olayım. Şunu soracağım evet, şimdi, size. Buyur. Hocam şu anda açıkladığınız şeriat konularını aslında bu cumhuriyetle beraber gelen bizim yasalarımızda da yok mu aslında sizin belirttiğiniz hususlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak şimdi bunlar madde madde bunlara girmem benim imkanı yok kısa zamanda. Şimdi şöyle diyeceğiz burada. Ben ta bak burada örnek verdim. Hiç de dinle alakası olmayan, Müslümanlık iddiasında bulunmayan Birleşmiş Milletler'de hazırlanmış hani insan hakları evrensel beyannamesi var ya öyle. Evet. Mesela şu anda yani şöyle söyleyeyim ben. Mesela bizim Türkiye'de yani şeriatla uygulanacak bir anayasa yapılacak olsa bu madde bakın açık söylüyorum tek maddeden ibaret olmalı.
tek maddeden ibaret. Bu nedir? Fıtrata uygun olmayan yasa yapılamaz, uygulama olmaz. Bu kadar. Fıtrata uymayan, fıtrata aykırı kesinlikle kanun yapılamaz ve uygulamada söz konusu olmaz. Evet, bunu böyle düşündüğümüz zaman bunu hukukçularımız, diyelim ki medeni hukukta olsun, ceza hukukunda olsun, idari hukukta olsun, hangisi uyar, hangisi uymaz, hangisi hukuka uygun, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yapılmış yasaların hangisi hukuka uygun, hangisi hukuk dışı yasalardır, bunların incelemesi, tahlilleri ortaya konması da benim ötemdeki konulardır. Peki. Şimdi onu da burada böyle belirtmiş olayım. Ben devam edelim. Evet. Şimdi şeriatı bu konuda, yani daha fazla şeriat konusuna girmeyeceğiz. Şimdi burada hani ben şöyle bir söyledim. Hani örfü hukuktaki konular esas şeriat değil. Yani konu edilen şeriat İslam'ın şey yaptığı, yani toplumun konuştuğu şeriat Kur'an'daki şeriat değil. Ben bunu kısaca burada kesip biz ana konumuza dönelim. Neydi bizim ana konumuz? İşlediğimiz konu iman konusunu işledik değil mi? Evet. İman konusuyla işliyorduk ve iman konusuyla da taklidi iman konusuna da gelmiştik. Evet, taklidi iman konusuna geldik. Şimdi istersen yine iman maddelerinde bir şey yapalım. Evet. Taklidi iman. Şimdi taklidi imana girerken, şimdi ben burada yine Kur'an'ımızla ilgili önemli bir konuyu daha burada tekrar şey yapalım. Bu nedir? Hani Kur'an'ımızın kendi özellikleri noktasındaki meseleler. Burada Kur'an'ımızın bazı özellikleri de burada şey yapalım. Yine ana Kur'an'dan geçelim. Kur'an'ımız şimdi burada birinci mesele onu üçüncü şeyi de burada verebiliriz. Tabii. Böyle. Şimdi Kur'an'ımız Cenab-ı Hak burada o ayette Yunus 57 burada ya eyyühennas kat cahilkum mevzatun min rabbikum ve şifaun lima fissudur der. Çünkü evrensel bir buna bu şeriat maddesi diyelim. Ey insanlar, bakın ey Müslümanlar falan demiyor burada. Ey insanlar, evet mealini de siz verin orada. Hemen siz okuyayım ben. Sen lütfen. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt. Göğüslerindekine şifa, İnananlara bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir. Evet. Evet. Burada Kur'an'ımızın iki özelliğine de daha değinildi. Buradaki mesele birincisi öğüt oluşu ve Kur'an'ın göğüslerde olana şifa oluşu. Bakın göğüslerde olana şifa oluşunun anlamı Kur'an'ın yani inanç şeyiyle, inanç İnanma, itikat noktalarıyla ilgili noktalarda size şifadır. Yani bu nedir? Küfürdür, buğuzdur, şeylerdir, kıskançlıktır, yanlış anlayışlardır, çıkarcılıktır. Yani insanlığın zararına yapabileceğiniz tüm şeyleri doğrultan ilkeler vardır demek. Şimdi burada işte bu noktadan hareketle Kur'an'ımızın bu noktalarıyla iyi incelenmesi lazım. Kur'an'da bununla ilgili neler var, nasıl olmuş, ne gibi gidiyor falan noktalarıyla bunları iyi inceleyeceğiz, iyi şey yapacağız. Bir de Kur'an'ımızın şu özelliği vardır. Hani daha önceki programda da bunu şey yaptık ya, Kur'an'da kapalı hiçbir şey yoktur. Kur'an'ın bir adı Kitab-ı Mübin'dir. Apaçık kitap, açıklayıcı kitap ve Kur'an'ın ayetlerinin hepsinde de Allah ayatun beyinatun der. Apaçık ayetler vardır. Şimdi bu yönden şöyle şey yapacağız. Kur'an iyi incelensin, Kur'an iyi okunsun, iyi anlaşılsın. Orada tamamen Kur'an'ın insan için, insanlık için, sadece Müslümanlar için değil, tamamen güzel bir hayat rehberi olduğu. Yani hani ne dedik?
Hani şeriat sözcüğü insanları dünya ve ahirette mutluluğa götürecek yollar demiştik ya, onun anlamı bunların Kur'an içerisinde varlığını göreceğiz. Şimdi evet, bunları geçtikten sonra şimdi gelelim taklit konusuna. Evet, şimdi burada taklit meselesi var. Şimdi taklit sözcüğü, taklidi iman diyeceğiz buna. Şimdi burada taklidi imanı şey yaparken 6 numaralı şeyi söz konusu edebilirim. 5 ve 6'yı burada sırayla verebiliriz. Geldi şu anda ekranımıza. Tahkiki. Evet. Bu taklidi Taklidi vereceğiz. gelecekti. Evet. Taklit sözcüğüne geleceğiz. Şimdi taklit sözcüğü. Şimdi taklit, şimdi biliyorsunuz Türkçe'de de kullandığımız bir sözcük. Taklit sözcüğü. Şimdi Türkçemizde taklidin karşılığı mesela Türk Dil Kurumu'nda şöyle ifade edilmiş. Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, öykünme bir isim olarak. İkinci bir şey, birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme. Evet, üçüncüsü de benzetilerek yapılmış şey, imitasyon gibi bir ifade. Burada şey yapılmış. Ama şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Taklit sözcüğünün öz anlamı bunlar değil. Taklit sözcüğünün öz anlamı kendisine ait olmayan bir şeyi kendisinde bir insanın göstermesi demektir. Taklit sözcüğü ilk hani dedik ya toplumda bu diller icat edildiği zaman toplum ve yani doğa ve insan arasındaki ilişkilerden doğmuştur diye taklit sözcüğünü Araplar ilk icat ettiği zaman şu kişinin küpe takması, gerdanlık takması, bilezik takması anlamında kullanmıştır. Yani kendisine ait olmayan bir şeyi kendisinde göstermesi demektir. Taklidin öz anlamı budur. Kendisine ait olmayan bir şeyi bir insanın kendisinde göstermesi demektir ki mesela küpe bir insanın kendisine ait bir parça değildir. Yani vücuduna ait bir parça değildir ama dışarıdan başkasının yaptığı küpeyi getirir kulağına takar. Bilezik öyle, kolye öyle. Taklit bu demektir. Yani taklidin öz anlamı küpe takmak, kolye takmak, bilezik takmak demektir. Din dilinde ise kendisine ait olmayan, bakın bir inancı getirip kendi inancı gibi benimsemesi ve yaşaması demektir. Taklidin anlamı din dilindeki de budur. Yani kendisine ait olmayan bir inancı kendisinin gibi benimsemesi ve yaşaması demektir. Bunu Kur'an'ımızdan bazı örnekler verelim. Şimdi Maide 104'ü metin olarak da orada gördük. Lütfen siz de bu Maide 104'ü ayetin mealini lütfedin okuyuverin. Tabi ve onlara Allah'ı indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan doğru yolu bulmayan kimseler olsa da mı? Evet, bu bir. Şimdi burada ne oldu bakın. Gelin, Allah'ın indirdiği şeriata bir gelin. Allah'ın indirdiğine gelin dendiği zaman yok yok. Ne diyor? Biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şey bize yeter. Atalarımızın yaşadığı dini biz getiririz, küpe takar gibi, kolye takar gibi benimseniz onu yaşarız dediler. Bu bir. Şimdi bunun arkasında şimdi neye gelelim? Lokman 21'i de görelim. Yedinci şeyimiz o olsun. Evet. Evet, orada da mealini yine siz lütfedin. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman aksine biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeylere uyarız dediler. Ya şeytan onları cehennemin azabına çağırıyor idiyse? Evet, burada da yine aynı şeyi Allah'ın indirdiğine gelin uyun gerçek iman ki bu neydi? İman sözcüğüyle, itminan sözcüğüyle, yakın sözcüğüyle ve şehadet sözcüğüyle açıklamış olduğumuz iman vardı ya tahkiki iman ona gelin dediği zaman yok yok. Onlar ne diyor? Aksine biz
atalarımız ne üzere bulduk, onu yaparız, onu yaşarız. Burada Allah onun arkasına bir ilave getirmiş. Bakın şimdi, ve şeytan onları cehennemin azabına çağırıyor idiyse, yani ataların gittiği yol yanlıştıysa, yanlışı da mı benimseyip takacaklar, kolye gibi, küpe gibi onu yaşamaya çalışacaklar. Yine bir vurgu daha yapalım. Lokman 20'den 8. şey olarak onu gösterelim. Onu da seslendireyim, evet. Ben. İnsanlardan kimi de var ki bilgisiz, kılavuzsuz, evet, ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor. Bu arada 9'u da verelim lütfen. Aynı şeyi söyleyeceğiz çünkü. Hac 8. Tabii, onu da seslendireyim. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Evet, şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, şimdi gayet net olarak bir insanın bir şeyi benimsemesi gerekiyorsa, onun tamamen bilgiye, yani aydınlatıcı bir kitapla, kitap onun kaynağı olmalı. Aydınlatıcı bir kitabı olmadan körü körüne atalarının veyahut da geçmişteki kitlelerin uyguladığını benimsemek, onları yaşamayı burada Allah kınıyor. Yani burada taklit dediğimiz zaman ne oldu? Hiç kimse kendisi araştırmadan, öğrenmeden, elinde kılavuzu olmadan, aydınlatıcı bir kitabı olmadan, bakın aydınlatıcı bir kitabı olmadan benimsediği, yaşadığı dine Allah taklit dini diyor. Ve bunun taklit dininin özelliği de bu. Yani kesin olarak kendisine ait olmayan, atalarına ait olan, atalarının uygulamış olduğu şeylerin uygulanmasına taklit deniyor. Öyleyse Allah'ın burada istediği şey ne diyecek olursak, Allah diyor ki, hani ilk verdiğimiz imanı bütünleme noktasında şey yaptığımız zaman, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'la ilgili, yaşama tarzınızla ilgili her şeyi iyiden iyiye inceleyip, onları inceledikten sonra benimseyeceksiniz ve uygulayacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle atalarınızın dinini uygulamayacaksınız diyor. Hazır başkalarının şeyini yapmayacaksınız çünkü yanlış olabilir, sizi kötüye sürükleyen olabilir diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var, onu da belirteyim. Bu atalar dini, yani taklit dinin topluma, insanlığa, evrene, doğaya zararlı olduğu gerçektir. Evet, şimdi, son dakikalarımızda yaklaşıyoruz. Şimdi böyleyse onu şurada belirteyim. Şimdi bu gerçeği şey yapmam, bilmek için devamlı aydınlatıcı bir kitap olması lazım. Şimdi taklitte gidecek olursa, yani bu atalar dini dediğimiz zaman ne olacak? Çoluk çocuğu ufacık yaşta şartlandırmak suretiyle, beyni yıkanmak suretiyle öğretilen şeylerin hepsi taklit dinidir. Tahkik ise bilime, bilince dayalı bir şeydir. Şimdi şöyle bir şey var, yine yakında aktüelde de yer almıştım. Mesela çocukları küçükken beyni yıkanmış, şartlandırılmış, İslam'da olmayan, İslam şeriatında olmayıp da Emevi şeriatında olan şeylerle kafasına doldurulmuş bir çocuk, lise çocuğu, ülkemizde şehrin birinde kendisine ders yapan hocaya tehdit savurdu. Zaten siz şöylesiniz, biz sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Bu çocuk din bilecek, iman bilecek yaşta değildi ama beyni yıkandığı için o saldırganlığını gösterdi. Niye? Onun, yani bu taklitçiliğinden kaynaklandı. Öyleyse şimdi din, gördüğünüz gibi şeriat, iman, şöyle söyleyeyim, kesinlikle çor çocuk işi değil. İman, yani böyle taklitle, yani iman ya sahibi olunacak, taklitle Müslümanlık olacak diye bir şey söz konusu değil, olması da mümkün değil. Öyleyse müminlerin, Müslümanların akıllarını işleterek Kur'an'daki bütün hükümleri öğrenip yaşaması gerekiyor. Bunu burada belirttik. Bu ara ben ne kadar zaman var onu öğrenebilir miyim? Son dakikamızdayız.
Son sözlerinize Son basar. dakikamız. İnşallah o zaman bunu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine bu taklitten inşallah bundan sonraki programda da devam edeceğiz. Şu anda toplumumuzdaki bu taklitçiler kimdir, hangi gruplar diyecek olursak, şu anda vurgusunu yapayım, sonra gerekçelerini açıklayayım. Toplumlardaki mezheplerin hepsi taklitçidir. Tarikatların hepsi taklitçidir. Her cemaat taklitçidir. Hiçbirisi de tahkikle alakası yoktur. Ve bunlar nasıldır, neden öyledir? İnşallah önümüzdeki programda oradan başlayarak devam edelim. Ben değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de verdiğiniz bilgiler için size teşekkür edelim. Evet, değerli izleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bu taklitçilerin kimler olduğunu konuşacağız yine Pınar'ın Kaynağından programında. Haftaya yine aynı saatte ulusal kanal ekranlarında görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.